Başkanım, esnafımız zor bir süreçten geçiyor bildiğiniz üzere. Ve esnafımızın en büyük beklentisi devletimizden faizi düşük uzun vadeli kredi talep var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Vallahi genel başkanlarımız bu konuda büyük çabalar gösteriyor. Bizler de aynı şekilde. Esnaf kefaret kooperatifi aracılığıyla devlet destekli. Zaten biz Kırşehir'inde 210 binli kredi veriyoruz 210 binli. Daha evvel 275 binliydi. Biraz esnafımız zor durumlar yaşadığı için biz de esnafın üzerine biraz gizilmedi. Ödemelerde biraz sıkıntı çekildiği için 275'ten 210'a çektiler. Ama bunu en kısa zamanda düzeltip bu 275 değil 350'ye çıkartacağız. Ama tabii bizim en büyük isteğimiz esnaf kefalet kooperatifi haricinde işte mükellef olan esnaflara 100'den 250 arası limit koyaraktan işte vergisini şeyini zamanında ödemiş bilmem ne. Dürüst esnafımız bilmem hiçbir sorunu yok. Mükellef olduğunu ispatlamış. Bunlara şöyle en azından bir yıl, iki yıl ödemesiz, faizsiz bir taleplerimiz var. Tabii bu nasıl olur? Tabii Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ekibinin taslakları üzerine, çalışmaları üzerine. Esnafın, biz esnafımızla hep istiklardan yana olduk. İstiklardan yana olmakta zorundayız. Dünya bu süreçten geçiyor ama biz bu süreçlere alışık olmadığımız için biraz zorlanıyoruz. Onun için de rahatlamamız için de mutlaka olmazsa olmazlardan ya düşük faizli yahut da geri ödeme şartıyla bir yıl, iki yıl ödemesiz ve ondan sonra ana parayı almak şartıyla bir talepler, paralar gelip esnafı rahatlatması lazım. Ama Allah'ın bugününe şükür esnafımız hepsi şükür ediyor yani. Bizim çabalarımız var. İnşallah bunlar en kısa zamanda olacağına da ben inanıyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten güzel şeyler yapıyor son günlerde. İşte elinden geldiği kadar esnafa, işte tüketiciye, buna benzer devamlı bir şeyler çıkıyor yani. Onun için de küçük esnafın da parasal sorunu var. Bu parasal sorunu tereyağına mal getirmesi lazım. Tereyağındaki malı satıp işte yeniden biriktirip borcunu ödemesi lazım. Bir süreçten geçtik. İnşallah bir daha bu süreçler geri dönmez. İşte pandemiydi, bilmem neydi, buna benzer işte komşu ülkelerden savaştı, bilmem neydi. Bunlardan kurban olduğum Allah inşallah uzak tutar bizi de bir an evvel kendimize geliriz ve ülke olaraktan çok büyük bir ülkeyiz yani, bunun hep bilincindeyiz. Bilincinde de olmak zorundayız yani ve en kısa zamanda iyi bir adımlarla esnafa yardımcı olunacaklarına ben inanıyorum yani.